Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kış mevsiminde çocuk yaş grubunda en sık rastlanan sağlık sorunları nelerdir? Biraz önce bahsettiğim gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına, nezle, grip tarzı enfeksiyonların devamında gerisinde bazen sık tekrarlamasını sağlayan, çok uzun süren çocuk yaş grubundan özellikle geniz eti problemi çok ciddi bir problem. Bu da çok sinsi seyreden, çok derinden, çok yavaş yavaş kendini belli eden, hakikaten çoğu zaman da gözden kaçırdığımız ciddi bir sağlık problemi çocuklar için. Ne oluyor? Bir kere biraz önce bahsettiğim gibi genelde viral enfeksiyon veyahut da devamında gördüğümüz sinüzit enfeksiyonu geniz akıntısı yol açmakta. Ve bu kronik bir süreç aldığı zaman haftalarca, aylarca bu geniz akıntısı geniz bölgesinde normalde bütün çocuklarda olan ama belli bir büyüklüğe ulaşmayan, çocuğu çok rahatsız etmeyen boyutta olan yapıyı irileştiriyor, kabartıyor ve geniz bölgesini tıkayıp çocuğun hiç nefes almasına, yani nefesini tamamen tıkayacak boyutlara kadar gelebilmekte. Bu tabii ki çocuğun birincisi geceliğin rahat uyumasına engel olmakta. Biliyorsunuz çocuklar için büyüme her şeyden önce gece rahat uykudan geçen bir şeydir. Gece çocuğun uyuması eşittir büyüme demektir. Çünkü büyüme hormonu çocukların derin uyku fazında salınan bir hormondur. Ve geniz eti dediğimiz et de çocukların derin uykuya geçmesine engel olan bir faktördür ve çocukların büyümesine, gelişmesine çok büyük bir engeldir. Bu birincisi. Bunun yanında burun solunumu yapamayan çocuk ağız solunumu yapmak zorunda kalır ve sürekli ağız açıklığı çocuklarda ağız yapısının, diş yapısının bozulmasına yol açar. Kubbe damak dediğimiz damağın uyulmasına yol açar, burun kökünü genişletir ve geniz eti yüzü dediğimiz tıpta çok tipik bir çocukların yüz gelişimine yol açar. Dolayısıyla yani neresinden bakarsanız bakın geniz eti gerçekten çok erken yaşlarda tespit edilip çok erken yaşlarda tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Akut dönemde geniz etleri yani uygun tedaviyle tabii küçültülüp rahatlatılabilmekte ama süreç kronik aşamayı aldıktan sonra ve belli bir hacmi geçtikten sonra cerrahi kaçınılmazdır geniz eti tedavisinde. Geniz eti operasyonları da gerçekten çocukların gelişimiyle ilgili, onların ileriki yaşlardaki sağlık durumlarıyla ilgili çok 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 önemli bir sağlık problemi diyebiliriz tedavi edilmesi gereken. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.